2 Eylül'de Bursa'da sıra kadem basan Nevri Gülalan'ın telefonda son görüştüğü isimlerden biri de sevgilisi olduğu öne sürülen Doğan Aydın'dı. Adamın bize fotoğrafını yollayıp işte benim yeni kocam diyordu diyor kocasına. Eşiyle konuşuyor, Remzi'yle hemseninle konuşuyor. Yani demek ki Remzi'yle konuştuktan sonra sana neler konuştuğunu anlatmış olma ihtimali yüksek. Beni arayıp çocuklarıma göz kulak olabilir misin diye bir şey söyledi. Yayınımızın ardından Bursa'da hareketli dakikalar yaşandı. Nevri Gülalan'ın kocası Remzi Alan ve sevgilisi olduğu söylenen Doğan Aydın ifadeye çağrıldı. Yaklaşık 3 saattir ifade işlemleri devam ediyor. Biz de haber nöbetimize Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde devam ediyoruz. İfade veren Doğan Aydın'ın eşi ve annesiyle bir araya geldik. Feride Aydın, oğlunun ilişki yaşadığı söylenen Nevri Gülalan'dan habersizdi. Ben bunu zaten ne tanıyorum ne biliyorum. Bugün işittim, şok oldum zaten. Ben eminim ki benim çocuğum öyle bir hata yap, öyle bir şey yapmamıştır. Benim çocuğum bir karıncayı öldüremeyen bir çocuktur. Yapamaz öyle bir şey. Feride Aydın'a göre oğlu arkadaş çevresinden kötü etkileniyordu. Doğan evinde 2 seneye kadar 4-4'lüydü. Arkadaş ortamı Doğan'ı çok bozdu. Yaz artık maddeyi benim çocuğumu alıştırdılar. Benim çocuğumu yoldan çıkarttılar. 3 sene 40 gün cezaevinde yattı. Yasemin Aydın'ın söylediğine yasaklı madde durumu varmış. Ben hani şey orada ben fark etmemiş. Onda yasaklı madde durumu varmış. Belki öyle sabah o kadar alevlenmesinin nedeni o. E bak senin kız da içiyor diyorsunuz ya, bu da içiyormuş işte. Tamam doğrudur abla. E tamam onunla içiyordur şimdi. Diyor ki Remzi sen kaç aydır aynı evde yaşamıyorsun? 1,5 senedir abla. 1 senedir, 1,5 değil. Bir sene olsun ya abla. Bir sene olsun ama 1 senedir de ne kadardır? Uzun bir süre. Bak Doğan'la ne kadar zamandır beraber olduğunu da anlatmış şimdi eşine, izleyeceğiz. Yasemin Aydın'ın söylediğine göre eşi Doğan Aydın agresif bir yapıya sahipti. Psikolojisi bozuk. Biz neredeyse 7 senelik evliyiz. 2 senedir ne olduysa oldu. Neden psikolojisi bozuk? Ben de evlenmeden önce ne bileyim işte toprak altında kalmış, belinde platin var, cezaevine girmiş. Bunlar biraz yıprattı herhalde. Bu Nevrigül'le alakalı ne düşünüyorsun bununla ilgili? Daha önce böyle bir şey de yaşanmış galiba. Evet. Bundan nasıl diyeyim 2 sene önce falan bir kızla aynı şekilde, o da evliymiş, 2 çocuğu varmış herhalde. Bir gün bana mesajlar gelmeye başladı. Eren'e hamileydim. WhatsApp'tan bana göndermeler yapıyor. İşte ben yanmaya varım, işte sen seyretmeye var mısın falan filan diye. Tartışıyorduk hepimiz birlikte. Ben, o şahıs, eşim falan. O kız işte şey dedi, sen dedi böyle devam edersen dedi ne karına dedi kocalık yapabilirsin, ne çocuklarına dedi babalık yapabilirsin dedi. Doğan da zaten çocuklarına düşkün. Bunu deyince Doğan biraz sinirlendi. İşte tartıştık, kavga ettik. O sırada darp etti. Kız gitmiş darp raporu falan almış. Doğan Bey yani çok böyle sinirli, agresif, böyle ne yaptığını bilmez durumda mı oluyor bu ya, psikolojik sebeplerden sonra? Ya evet, sinirliliği var, evet agresifliği var. Eşinin Nevri Gülalan'la görüştüğünden habersiz olduğunu söyleyen Yasemin Aydın öğrendikleri karşısında şaşkındı. Bana dedi işte ben Müge Anlı'ya falan çıkabilirim dedi. Hayırdır dedim. İşte böyle böyle bir kız vardı dedi. İşte yardım ettim falan filan dedi. Şu anda dedi kayıpmış dedi. O sıra zaten Müge Anlı falan başladı. Ben de orada öğrendim. Ben sadece bağırdım yani. Ne işin var onunla, kim o falan filan diye. Çocuklarımı falan bakabilir misin dediğini söyledi. O kadar yani. Açıklama yapmadı daha doğrusu. O sıra zaten kız yani çocuğu almaya gidiyordu. Çok da konuşmadık. Yani ne hissettiğimi bilmiyorum açıkçası. O kızın ne bileyim yani Doğan'la çocuklarını bırakması çok saçma bir şey. Doğan sadece kendi çocuklarına bakabilir. O kim oluyor ki? Ne bileyim yani çocuklarını ona bırakıyor. Ben şu an zaten çok şaşkınım. Siz dediniz ya 4 aydır konuşuyorlar diye. Nasıl konuştu? Ne ara konuştu? Çünkü her akşam evine gelip gidiyordu. Evinde yatıyordu. Doğan'ın ne bileyim ya birini öldürebileceğini benim 7 senelik eşim yok yani sanmıyorum. Tamam evet Doğan sinirlidir. Sinirlerine hakim olamaz. Ama Doğan öyle bir şey yapmaz. Uzun süren ifade sürecinin ardından akşam saatlerinde ifade işlemleri bitti ve Remzi Alan evine gönderildi. Yine yayınımızın ardından ifade vermek üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Doğan Aydın'ın da ifade verme işlemleri hala devam ediyor. İşi de şaşkın. 4 aydır ama 4 aydır yani sizin kızınızda da bu yasaklı madde içiyor muydu? Fark edersiniz ondaki halindeki, hareketindeki değişikliği. Kullanıyormuş abla, kullanıyormuş. Öğrendik, kullanıyormuş. Biz pek ama niye, sürekli ama biz niye Remzi'ye kızıyoruz o zaman? Bu yüzden Remzi diyor ki bir yıldır benden ayrı diyor. Tamam da Remzi'den ayrılmadan önce bu maddeyi Remzi veriyor buna.
bunu zihnini bozmak için. Niye iki çocuğun annesi bir de bu işte para niye veriyor? İki çocuğu devlet kızıma verdiği için bunun zihni bozulsun, devlet bunu görsün, çocukları bana versin. Hedefi bu. Hayır Sedat Bey, ama şimdi karını da niye alıştırasın ki mesela? Atıyorum kolaya da alıştırsan para vereceğim, yani niye onu alıştırsın? Zaten kullanıyor bu adam o işi abla. Kullanıyor, izne geliyor. Arkadaşlar benim evime geliyor böyle, affedersin. Bu şekil. Kafa gidik. Tabii canım. Ben şimdi buna üstüne iftira atarsam, buradan çıktığımda ölsem, toprağa girsem Allah'a hesap vereceğim abla. Allah'tan başka kimseye hesap vermeyeceğiz ki. Niye iftira atayım ben? Doğan'ın kuzeni Hüseyin Bey de bir şey söylemek istiyormuş Müge'nin yanında. Efendim Müge'cim, buyurun. Müge Hanım. Buyurun efendim. Şimdi bir resim muhabbeti var ya, hani bu resim beraber çekilmişler, işte Remzi'ye göndermişler. Bu benim hani yapımda, benim çapımda bir cinayet sebebidir. Ya Doğan gelir Remzi'yi vurur, ya Remzi gelir Doğan'ı vurur. Yani bu muhabbet böyle kapanır. Ama ben intihar muhabbetini hiç düşünmüyorum. Çünkü neden diye sorarsanız, şimdi burada Gemlik'te zeytin asadı. Eğer intihar edilmiş olma ihtimalini düşünebilirsek, şu an zeytinliklerde zaten zeytin toplanıyor. Her ihtimalde bulunma ihtimali çok yüksek. Ama tabii ki hani daha demin Sedat da söyledi ya, eğer el ayağı bağlandıysa, bir yerde tutuluyorsa onu tabii biz bilemeyiz. Ama inşallah ki sağ salim bulunur. Doğan'ın da gelip bunu açıklığa çıkarması lazım. Yani benim kanaatim bu. Benim görüşüm bu. Yani Allah her iki tarafında yardımcısı olsun diyorum. Zaten Doğan intihar meselesini ortaya atan Doğan. Yani bunlar, buradakilerin hiçbiri intihar etmezdi diyor. Orada da bari Müge, bir yeşilliklerin oraya bir bakın bak. Hasat da varmış demek ki, orada vardır birileri de. Bir bakın bakalım o zaman siz de beyefendiyle beraber. Bir gidin bakın bakalım oralarda. O cadde üzerinde bir şey olacak hali yok. Ama yine yok, bakarız ya. Yani yine o caddeyi de gösteriyoruz efendim. 2 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde, yani en son konuşması 10.07 olduğuna göre o saatlerde herhangi bir olaya şahit olan birisi var mı? Yani tabii ki ben şu şerhimi de koyayım. O onu vurur, bu bunu vurur. O yani yapılmaması gereken şeyler. Ama insanların da üzerine gidilmemesi gerektiğinin her zaman altını çiziyoruz. Yani çok da fazla insanları zorlamamak lazım hiçbir açıdan. Burada biz çok görüyoruz. Hep zorlamaktan çıkıyor bu cinayetler. Yani fazla zorluyor yani. Alacağımı ver, alacağımı ver. Adadan bir tane sıkıyor. Şimdi alacağı da bir şey değil ama. Şimdi inada biniyor ya iş. Şu inatlardan bir kurtulsak her şey daha yolunda gidecek zaten. İnatla olmuyor. Hele ki öfke kontrolsüzlüğü olan, kendine sahip olamayan insanlar. Doğan'da yok anladığım kadarıyla. Tepki veriyor yani. Doğan'da yok o öfke kontrolü. Sende de yok Remzi. Sende de yok o öfke kontrolü. Sen de bir anında parlıyorsun. Abla ben üstüme alsan şey dedim. Abla dediği cümle bakalım, ahlaksız. Nasıl bir ahlaksız? Sedat Bey, ama onu bir düzelt şimdi. Ahlaksızlık başka demek bir ne şey. Ahlaksız abla ya. Ahlaksız insanın nasıl bir sinir? Ne mesela, neden ahlaksız diyorsun? Bir dakika neden? Şöyle diyeyim. Ben bu adamın madde kullandığını, maddelerle uğraştığını bildiğim için bunu diyorum. Ne diyeyim ben ona, çok ahlaklı bir insan mısın diyeyim. Ha, o anlamda söylüyorum. Evet. Yasaklı madem maddeden benim her şeyimin haberi var. Her şeyimi biliyor. Neler yaptığımı. Niye eline bir tane delil sunmadı veyahut da bir fotoğraf ya, çekmedi? Bir kamera şey yapmadı. Ya izdik emniyeti. Dosyanın açıklısı söylesin sana. Böyle bir şey var madem. Delil olarak sun ortaya ya. Ya bu emniyet açıklayacak mı bu işlerden? Ben açıklayamam ki. Yasaklı maddeden ceza yok, yasaklı maddeden hiç ceza şeyim yok. Bir olaya karışmıştım abla. Tanık olarak çıktığım şeyde şüpheli oldum. Heh. Ondan bir ceza aldım işte. Başka da bir şey mi? Bu ne, kavga mı? Yok, gasptan abla. 30 tane dosyası var İznik Emniyetinde, savcılığında. 55 tane de olabilir, 105 tane de olabilir. Bak gördün mü? Bu seni neden alakadar etmez. Hırsızlık yaparsın onu da, ama bunları yapma. Kızın evliyse, sorunlarının babasıysa, bir dakika Remzi. Kızın evliyse, sorunlarının babasıysa, onu çok alakadar eder. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.